Donanım Arşı'ndan selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım ki bugünkü videomuzun konusunda 13.000 TL'ye toplamış olduğum bu oyun bilgisayarın. Ya bunu 13.000 TL verip de oyun bilgisayar demek de insana biraz değişik geliyor ya. 13.000 TL verip böyle bir sistem kurunca bu sistemin gelip videoyu kendisi sunması gerekiyor ama el mahkum. İş için toplanan genelde böyle bilgisayarlar biraz masraflı oluyor. Ve bakalım 13.000 TL'ye toplamış olduğumuz bu sistem bize nasıl bir oyun performansı verecek ki hemen yukarıdan çıkan banttan da bu sistemin toplanma aşamasını izleyebilirsiniz. Gerçekten çok keyifli bir video oldu. Onu da kaçırmayın derim. Ve şimdi gelin bu sistemin oyun performansına bakalım. Bize 4K'da nasıl bir performans verecek bunların hepsini görmek istiyorum ve 13.000 TL'ye bir sistem alınır mı veya 13.000 TL'ye bir sistem toplamak ne kadar mantıklı yukarıdaki anketi de doldurursanız çok sevinirim. Şimdi girin şu cüzdan düşmanı iş ve oyun odaklı bilgisayarımızın oyun performansını canlı canlı görelim. Ve Ryzen 1800X ve GTX 1080 Ti'den oluşan sistemimizin şimdi oyun testindeyiz. Şu anda sistemimizde oynadığımız ilk oyun Watch Dogs 2. Bugün yapacağım testte dostlar hiç hafif oyun kullanmayacağım. Hep sistemi en çok zorlayan oyunları oynayacağım. Ve ilk oyunumuz Watch Dogs 2 gerçekten özellikle işlemciyi çok yoran bir oyun. Çok zorlayan bir oyun. Bakalım kaç FPS alıyoruz. Şu anda 43-44 FPS'lerde geziyoruz ve bakalım grafik ayarlarımız neymiş. Hızlı bir şekilde geleceğim. Buradan ayarlar kısmına girdiğim takdirde ultra grafikteyiz ve 4K çözünürlükteyiz. 4K çözünürlük ve ultra grafik ayarlarında şu an 13.000 liralık sistem bize 45 FPS, 44 FPS gibi değerleri verebiliyor. Ekran kartım referans kart tasarımına sahip olduğu için de burada 84 dereceleri görebiliyorum. Bu çok normal bir değer. Referans kart tasarıma göre. Şimdi buradan bir aracı hemen alacağım. Dur. Nereye gidiyorsun sen? Nereye? Hop hemen şuradan. Şu anda dostlar 40 FPS'lerde geziyorum. 30'ları görmek istiyorum. 30'ları göreceğim. Göremiyorum abi. 42 FPS'lerde geziyorum. Şöyle biraz şehir turu yapalım ki dediğim gibi Watch Dogs 2 gerçekten çok zorlayan bir oyun. Şimdi ilerleyen dakikalarda zaten çok daha zor oyunları oynayacağız dostlar. Oradaki sonuçlar sizi biraz daha şaşırtacak. Sistemi görmek için çok daha farklı bir yere geldim. Bu alan Watch Dogs 2'de sistemi en çok zorlayan alanlardan biri dostlar. Şöyle bir geri alacağım hızlı bir şekilde. Evet 37 FPS'lerdeyiz, 36 FPS'lerdeyiz. 13.000 liralık sistemde GTX 1080 Ti ve Ryzen 1800X kullandım. Şu anda 4K çözünürlük ve ultra grafiklerde Watch Dogs 2'nin verdiği performans 38 FPS, 40 FPS dolaylarında geziyor. 36'ya düştüğümü de bir gördüm. Ama dediğim gibi şu anda sistemi bu oyunda bayağı bir zorluyoruz. Bugünkü amacımız sistemi en çok zorlayacak oyunlarla test yapacağız. Ve yukarıdaki bu anketi doldurarak da bu sistemin hani 13.000 liraya bir oyun bilgisayarı kurmak mantıklı mı? Onun cevabını sizden bekliyorum dostlar. 38 FPS'lerde. Yani minimum 36 FPS'i görüyorum. Onun altına düşmüyorum. Ortalamada 40 FPS'lerde geziyorum. Bence Watch Dogs 2'nin performansı. Çünkü Watch Dogs 2'yi bildiğim için söylüyorum. Zor bir oyun. Sistemi zorlayan bir oyun olduğu için. Bu verdiği performansın iyi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelin bir farklı zor bir oyuna geçelim. Sıradaki oyun testimiz en iyi sistemlerimle canını okuyan Ghost Recon olacak. Ghost Recon özellikle 4K çözünürlük ve ultra grafik ayarlarında en iyi sistemi bile ağlatan bir oyun. Hemen hızlı bir şekilde 4K ve ultra grafik ayarlarındaki FPS değerlerimizi görüyoruz. 32'lerde, 33'lerde dolaşıyor. Ghost Recon'un dediğim gibi en büyük özelliği sistemin canını okuması. Şu anda 36 FPS'lerde geziyorum. Neden bu oyunları oynuyorum derseniz 13.000 TL'lik bir sistem topladık ve bu sistemi ben bugün terleteceğim dostlar. Gidip de daha hafif bir oyun yükleyebilirdim. Doom açabilirdim, GTA 5 açabilirdim ama bugün en iyi, en ağır oyunlarla sistemin testini yapıyoruz. Araca atlayacağım. Binin beyler, araca binin. Araca binin, araca binin. Atlayın, hızlı olun, hızlı olun. Abi hızlı ol. Hızlı ol. Binsene oğlum. Evet, şimdi buradan bayır aşağı yardıralım. Bu arada Ghost Recon gerçekten müthiş, zevkli bir oyun.
tavsiye ederim sizlere dostlar. Şuradan hızlı bir şekilde ilerleyelim. F ile adamları dışarı çıkartıp saldırı moduna geçebiliyoruz. Ben bu oyunu bayağı beğeniyorum. Şimdi Ghost Recon'da biz şu anda 4K çözünürlük ve ultra grafik ayarlarında ortalamada 35 FPS'leri aldığımızı görebiliyoruz. Ayarlarımızı biraz düşürelim. Yani 4K grafik ayarında şuradan Very High yapalım. Bu da çok yüksek bir grafik ayarı. Bakalım FPS ne kadar çıkıyormuş. 35 FPS'leri görüyorduk. Ve şu anda 48, 47, 45 yani 12 FPS gibi değer arttı. Şu an akıcılık bayağı bir değişti. Bence gayet iyi oldu böyle. 4K ve Very High grafik ayarlarında şu anda sistem 50 FPS'leri zorluyor. 50 FPS şu anda gördüm. 51'lere tırmanıyorum. Ve şuradan dönersem sevinirim. Birkaç tane adam mı vursak ya? Beyler inin bakayım aşağıya. İn. Dur fire mire yok. İn. Sakin sakin. Şimdi dostum. Dostum sana yakından şöyle. Bu nasıl bir bug'tır ya? Adam cam kırılmadı. Adam gitti. Bak. Bak. Hop. Abi bu oyun, oyuna güncelleme lazım beyler. Şöyle ilerleyelim. Seni de vuracağım. Ah gittik. Tabii sivil halkı böyle vurunca oyun bizi aşağı indirdi. Vallahi bayır aşağı yardırdık gidiyoruz ha. Taşa falan çarpmasak bari. Allah! Aa çıkın beyler çıkın. Beyler çıkın. Sıkın. Beyler sıkın. Yalnız oyunda çok bug var. Bunu söyleyeyim. Eleştirimi yapayım buradan. Oyun bildiğiniz bazen böyle bir zıplıyor, kaçıyor, bir şey oluyor. Yani hızlıyken yavaşmış gibi oluyor. Bir değişik bir şey. Evet. Şu adamı da vuralım. Ezeyim ben bunu. Bitsin böyle. Heh, aynen. Dostlar sizlerle birlikte Ghost Recon'un da testini tamamladık. Şu anda 4K Very High grafik ayarlarında oyunun bize 45 FPS verdiğini gördük. 40 FPS'in altına hiç düşmedi. 4K Ultra grafik ayarlarında ise 35 FPS'lerde dolaştık. 32'lere kadar düştüğümü gördüm. Ama dediğim gibi bugünkü amacımız sistemin canını okumak ve en ağır oyunlarla sistemi test ediyoruz. Şimdi girin bir farklı oyun testine geçelim. Sıradaki oyun testimiz Ghost Recon ve Watch Dogs 2 oranla daha stabil bir oyun olan Prey'deyiz. Şu anda Prey'de 64 FPS'lerde geziyorum. Peki hangi grafikteyim hızlı bir şekilde bakalım. Burada 4K çözünürlükteyiz ve sistemin bize sunmuş olduğu en yüksek grafikteyiz. Şu anda Very High'deyiz yani en yüksek grafikteyiz. Geri geldiğimizde şu anda sistemden 64-65 FPS'leri alıyorum. Çok güzel bir değer. 4K çözünürlük ve en yüksek grafik ayarlarınız. Lakin şöyle bir sıkıntımız var. Ben Prey'den hiçbir şey anlamadım. Acayip ilginç bir oyun. Bakın şöyle gireceğim. Bakın arkası. Bakın şurası. Gördüğünüz gibi dışarısı. Ama biz aslında bir stüdyonun içerisindeyiz. Acayip ilginç. Tam anlamıyla beyin yakan bir oyun abi. Şuralarda bir şeyler var böyle. İlerleyelim dur bakalım ilerleyelim. FPS'ler coşuyor. 4K çözünürlükte ve en yüksek grafik ayarlarında az önce 70 FPS'leri gördüm. Çok iyi bir değer. Abi buradan çıkacağım. Bakın burası dışarısı. Ama dışarısı zannetmeyin. Bak. Gördün mü abi? Abi oyun resmen ürkütücü ya. Şu anda bir odaya girdik. Abi bu ne? Abi bu ne ya? Bu ne lan? Abi yerinde durmuyor da ha. İlginç bir şey. Şurada bir tane butonumuz var. Abi hop çıkalım buradan. Abi ben tırstım hafiften ya. Çıkalım vallahi. Ufaktan ufaktan gidelim. Bunun da hemen nefesi tükeniyor arkadaş. Şu anda 60 FPS'lerde geziyorum. FPS sonuçları gerçekten çok iyi. Şuradan geçeceğim. Şuradan mı geçeceğiz? Evet. Aha bizim helikopterin olduğu yer. Kalksana kardeş. Abi bu adam ölmüş ya. Ne oldu şimdi? Klason. Aa işte bu.
Bakın stüdyonun ekranları falan kapandı komple. Abi sen ne kadar acayip bir oyunsun ya. Aha. Aa öldüm. Neyse dostlar, ölmüşken de oyun testlerimizi burada sonlandıralım. Gördüğünüz gibi Prey'den de ortalamada 62-63 FPS'leri 4K çözünürlük ve en yüksek grafik ayarlarında görebildik. Şimdi girin videomuzun sonuç kısmına geçelim. Ve nihayetinde video düzenleme ve 4K oyun performansını toplamış olduğum bu sistemin bugün sizlerle birlikte en ağır oyunlardaki oyun performansına yakından baktık. 4K'da özellikle Ghost Recon sistemi acayip zorladı ve grafik ayarlarını ultra'ya aldığımız zaman müthiş bir görsel şölen bizi karşıladı. Lakin sistemde biz 35 FPS'leri görebildik. Ayarları biraz daha düşürdüğümüz takdirde 50 FPS'lere çıktık ama 4K Ultra grafik ayarlarında bu sistemin vermiş olduğu performans 35 FPS, 40 FPS dolaylarındaydı. Watch Dogs 2'de ise 4K ve Ultra grafik ayarlarında sistemin vermiş olduğu performans 45 FPS dolaylarındaydı. Düşük değil çünkü 45 FPS 4K'da Ultra grafikte çok iyi bir değer. Bir konu ise Prey. Prey testi diğer oyunlara göre, yani diğer test ettiğim oyunlara göre biraz daha rahat bir oyun. Burada ise aldığımız FPS 65 FPS'in üstüne çıkabildi. 70 FPS'de de görebildik oyunda. 4K ve yine Ultra, yani en yüksek grafik ayarlarını kullandık. Sistemin vermiş olduğu performans oldukça iyiydi. Bizim sistemi en çok katleden oyunsa Ghost Recon'du. Ghost Recon gerçekten de görsel anlamda çok sağlam bir oyun ve sistemin tam anlamıyla canını okudu diyebilirim. Ve hemen açıklama kısmına ise bu sistemin bütün ürün linklerine ulaşabilirsiniz. Ve sistemin de toplama videosunu izlemeyi unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.